Ve gene gözyaşları içinde bir başkası karşımızda. P-Queen, Pelin. Merhabalar Özlem Hanım. Merhaba Pelin. Şimdi ben görüyorum bütün Twitch hesabında, bütün sosyal medya hesaplarında bu meselenin bir organizasyonunu yapmaya çalışıyorsun canım benim. Evet. Yani biz ilk öğrendiğimizde de birlikteydik aslında. Zaten o yüzden bu kadar kendimizi kötü hissediyoruz. Biz birlikteydik. Daha depremin ilk dakikasından itibaren biz bas bas bağırmaya başladık zaten sosyal medyadan. Hatay'da, bu bölgede. Neredesiniz? Ulaşamıyoruz diye. Neredesiniz? Ben Kütahya'dayım. Arkadaşım Hatay'da. İnternet üzerinden konuşuyorduk birbirimizle o sırada. Daha sonrasında bir anda sesler kesildi. Saat 4.25, 4.22 civarı. Yanlış hatırlamıyorsam. En son benim dolaşabildiğim saat o zaten. Cep telefonu sinyalinin de en son alınabildiği saat o. Daha sonrasında o saatten itibaren ulaşamadık ve o saatten beri Hatay'da o bölgede bir yıkım olduğundan şüphelendiğimizi, arkadaşımıza ulaşmak istediğimizi söyledik. Artık 30'lu saatlere geldik ve gerçekten bitmiş bir haldeyim. Ben ayrı öyleyim, arkadaşlarımız ayrı öyle. Ailesi enkazdan kendi imkanlarıyla çıktı. Abisi, annesi. Orada yalnızlar, hala daha yalnızlar. Nihayet en azından yayıncı arkadaşlarım sayesinde birilerine ulaşabildim. Sosyal medya fenomenleri sayesinde birilerine ulaşabildim. Bir aksilik olmazsa inşallah Abdü adında bir arkadaşımız var. Deli Mine YouTube kanalı. İnşallah onlar gideceklerini söylediler. Bekliyorum Özlem Hanım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Kütahya'da hiç bir sarsıntı, bir şey hissedildi mi? Çünkü acayip... Biz Kütahya'da hiçbir şey hissetmedik. Hiçbir şey. Şimdi bugün az önce Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir açıklama yapmış. Diyor ki ya işte biz her yerde gayet güzel süreçleri yönetiyoruz. İnşallah öyledir. Öyle olmasını isteriz ama öyle olmadığını görüyoruz. Hepimiz yaşıyoruz işte, içinden geçiyoruz. Yani ben tekrar başımıza geleni söyleyeyim. Birkaç yerden de sürekli olarak aynı bölgeye ekip gittiği söylendi. Ve ben İnanmak istiyorum. Çünkü umudumu kaybedersem burada hiç oturamam artık. Yani hiç duramam. Bölgeye gidemiyorum. Yanlarına ulaşamıyorum. Kalabalık yapmak istemiyorum. Boş yere orada durmak istemiyorum. Ama artık insan da istiyor ki hani aldığımız bilgiler doğru olsun. Ekip var deniyor. Sonra ben abisine ulaşıyorum. Kimse yok diyor. O insanlar da enkazdan çıktılar. Hala şokun içerisindeler ve ne yazık ki şu anda onlar çıkartmaya uğraşıyorlar. Hani onlara ulaşmaya çalışıyorlar. Ben ne yazık ki benim aldığım haberlere göre hala daha o bölgeye gelen bir ekip yok. Yok. Üst caddesine gelen birkaç askeri personel, birkaç itfaiyeci vardı galiba dün gece. Gene sesimizi çok duyurmaya çalıştık. Yalvardık. Benim istediğim tek şey gidip bir bakılması. Yani insanı şuna rahat etmeleri çok kötü. Ben şu raddedeyim. Dedim ki önce bir rahat çıkarın. Ne olur sadece o benim kardeşim. Sadece nerede olduğunu bileyim. Başka hiçbir beklentim yok Özlem Hanım. Mantıklı düşünemiyorum. Mantıklı bir şekilde hareket edemiyorum. O radyoyu çoktan geçtim ne yazık ki. Yayın mı yapıyorsunuz? Bir yandan da Nebati dedi ki sosyal medya büyük sıkıntı. Biz işimizi yapıyoruz. Benim de gördüğüm tam tersi. Ben hiç yayın yapmıyorum. Ancak yapan arkadaşlarımız dün gece 1 milyon küsür civarında bir meblağ topladılar. Hep birlikte bütün yayıncı arkadaşlarım hala daha da toplamaya devam ediyorlar Twitch üzerinden. Yoksa şeyde mi oluyor, YouTube'da mı oluyor? Twitch'te oluyor herhalde. Twitch'te oluyor, YouTube'da da sanıyorum ki yapanlar var. Belki TikTok'ta da vardır. Hiçbir fikrim yok ama insanlar oraya haldır haldır bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorlar. Birçok sosyal medya fenomeni arkadaşım kendi imkanlarıyla iş makineleri göndermeye çalışıyorlar ve dediğim gibi inşallah hani bugün en azından birkaç saat içerisinde en azından birileri gidip o bölgeye bakabilecek. Çünkü dediğim gibi arkadaşım Abdü'den bir haber aldık. Kendisi şu an hastanedeymiş. Hastaneden çıktıktan sonra o bölgeye gideceğini söyledi. Hangi hastane? Hastanede kalmadı ki bölgede. Birçok hastane çöktü. Tam olarak o kısmını bilmiyorum ne yazık ki Özlem Hanım. Hani benim aldığım tek bilgi bu. Başka bir şey bilmiyorum. Bugün Barış Atay, Türkiye İşçi Partisi milletvekili, Hatay'dan yayınlar yaptı, videolar gönderdi. Özellikle Hatay'da sıkıntı varmış. Sana ulaşan başka kişiler var mı başka bölgelerden? Yani bana şu an zaten bize ulaşmayan hiçbir bölge yok. O da çok kötü. Bir taraftan kendi arkadaşıma yetişmeye çalışıyorum. Bir taraftan başka insanlara yetişmeye çalışıyoruz. Perişan olmuş durumdayım. Gerçekten perişan olmuş durumdayım. Artık herhangi bir zaman kavramım yok. Çünkü duyduğum andan beri toplamda sadece 1 saat ya da 2 saat uyuyabildim. Belli zaten. Uyumak yük geliyor. Ya orada bir sürü insan duruyor. Gerçekten delireceğim. Delirmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Gözyaşım bitti, sesim bitti, nefesim bitti artık. Sen neredesin? Gerçekten bitti. Evden bana bağlanıyorsun. Ben Kütahya'dayım. Ben Kütahya'da evimdeyim şu anda. Bölgeye gitmek istedik ilk gün. Dediler ki kalabalık yaparsınız. Evet, daha sonra dedik ki başka hani en azından gücü yetebilecek arkadaşlarımızı gönderelim. Arama kurtarma çalışmalarına katılabilecek. Bölgeye giremeyecekleri söylendi bize. Ben bize söyleneni söylüyorum tamamen. Aslında bölgeye giriş çıkışları kısıtladılar. Çünkü orada çok, yani biliyorsun, İstanbul Havalimanı'na da yığın yığın gönüllüler gittiler. Doldu taştı orası. İnsanlar yardım götürmek istiyor. İnsanlar arama kurtarma faaliyetlerine katılmak istiyorlar. Fakat tabii orada koordinasyon eksiği olduğu için dediğin gibi yani bu sefer de iş iyice çığırından çıkabilir diye. Yani bu arada ben yetememenin çok normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sürü ilde, yani Türkiye'nin neredeyse bütün doğusunu etkileyebilecek bir hasar gördük hep beraber. Doğru, yani yetememek kadar normal bir şey yok. Bir bölge topyekun yıkıldı desek yani, Hatay hakkında ne yazık ki tek duyduğumuz şey bu Özlem Hanım. Sen bir de aynı zamanda, ben yanlış mı biliyorum Pelin, sağlık okumuş bir insansın galiba, değil mi? Yok, hayır ben değilim, hayır, ben sağlık okumuş bir insan değilim, yok. Bir de o yüzden mi bu kadar infer? İnşallah bir iyi haber. İnşallah Özlem Hanım. Dua ediyoruz herkes, oradaki herkes için. Ben zaten herkesten şunu rica ediyorum. Lütfen oradaki herkes için duanızı eksik etmeyin. Yardım gitmeyen yerleri lütfen duyurmaya devam edin. Yalvarıyorum herkese. Eğer ki hiç kimse gitmediyse hala daha ne olur yetkililere de yalvarıyorum. Gönüllülere izin verin. Hızlı eğitimler verin. Ekipman gönderelim, hep birlikte birlik olalım, bu işin altından kalkalım. Ben insanımızın bunu yaşamasını kaldıramıyorum. Kaldıramıyorum. Benim ruhumu bu daraltıyor. Ben bizim insanımızın bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Hiç kimse bunu hak etmez. Peki Pelin, çok teşekkür ediyorum. P-Queen olarak ben teşekkür ederim. Twitch yayıncısı Pelin Banazoğlu bizimle birlikteydi Kütahya'daki evinden. Teşekkür ediyorum kardeşim.